Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Lau TV işbirliği ile Belgesel Sinema Günleri etkinliği gerçekleştirildi. Bu sene üçüncüsü düzenlenen etkinlik, film gösterimleriyle seminer ve atölye çalışmaları şeklinde gerçekleştirildi. Seminer ve atölye çalışmasına bu yıl ödüllü belgesel sinema yönetmeni Savaş Güvezne ile Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi ve yönetmen Murat Erün konuşmacı olarak katıldılar. Birinci oturumda yönetmen Savaş Güvezne'nin sunumu ile Türk belgesel sinema tarihi konuşuldu. Daha sonra Murat Erün tarafından belgesel sinemada anlam yaratma bağlamında çekim tekniklerinin kullanımı konusunda atölye çalışması gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte sunum ve söyleşilerin yanı sıra katılımcıların eserlerinden oluşan belgesel filmlerle dünyadan sıra dışı belgesel sinema örneklerinin yer aldığı film gösterimleri de yapıldı. Tasarımını Selahattin Alan Bey ile gerçekleştirir ve uçakları... Türk belgesel sinemasının tarih boyunca geçirdiği evreler ve belgesel yapımını gerçekleştirme ipuçları konularında genç belgesel sinema severlere deneyimlerini aktaran usta yönetmen Güvezne, belgesel sinemanın toplumsal hafıza oluşturmadaki rolünün de çok önemli olduğunu bildirdi. Güvezne konuşmasına şöyle devam etti. Yani böyle bir Cumhuriyet tarihimizin arkasında bilinmezlerin olduğu, araştırılması gereken o kadar çok güzel konu var ki belgeselciyseniz meraklı olacaksınız ve bir şeyleri okuyacaksınız ve bir yerlere gidecek o. Sonra zorlayacaksınız, zorlamadan da olmuyor. Yine bir örnek vereceğim. Medine Fatihi Nuri Paşa vardır. İşte Birinci Dünya Savaşı biter, Türkiye, işte Osmanlı teslim olur. O sırada Medine müdafi olan, oradaki komutan olan Nuri Paşa, burası kutsal yerdir, ben teslim etmem burayı diyor. Osmanlı haber gönderiyor, savaş bitti, teslim ol. İngilizlere teslim olması gerekiyor. Hayır diyor. Sonra içeride bir darbe yapıp yine subaylar tarafından alaşağı edilip İngilizlere teslim ediliyor. Mısır'a bir esir kampına gidiyor. Fakat bu paşanın çok ilginç bir şeyi var. Fotoğraf çekiyor. O zaman cam negatiflere fotoğraflar çekiyor. Her zaman bütün çocukluğundan beri müthiş bir fotoğraf merakı var ve biriktirmiş. Muhteşem bir Osmanlı arşivi var. Bunları da geldi aile burada İstanbul'daki vakfa teslim etti. Gittim oradan o negatifleri alıp belgeselini yapacağım. Yani konu hazır. Fotoğraflar da varsa belgeselci için müthiş bir imkan bu. Öyle bir bütçeyle karşılaştım ki tanesine $200 istediler. 1000 küsür tane de negatif vardı, cam negatif. Alamadım. İşte 3-5 tane sağdan solda yayınlanmış fotoğraf var. Onun dışında o arşiv hala orada duruyor. Meraklısı olan varsa bu konunun üzerine gitsin. Öğretim görevlisi ve yönetmen Murat Erün, belgesel sinemada da diğer sinema türlerinin yapımında olduğu gibi çekim aşamasının çok önemli olduğuna değinerek, çekim tekniklerinin iyi kullanılmasıyla anlatılmak istenen öykünün ya da düşüncenin daha iyi oluşturulabileceğinin altını çizdi. Erün konuşmasına şöyle devam etti. Kameranın için mi tripodun üstüne konuyor sizi? Titreşim engelleyeceğim. Aslında ve şeyden sabitledi. Geliyor. Yani sabitlemek daha doğrusu. Niye sabitlendi? Onun ilk versiyonu o kadar ağır ki bir yere koymadan çalıştıramıyorsunuz. Kamera hafiflemeye başladığında ve de kamera omuzda taşınabilir bir hale geldiğinde bunun omuzda da çekildiğini, bunun da tuhaf kendi kendine böyle titreşimler falan yaptığını, aslında bunun da insan bakışına biraz daha uygun olduğunu hissediyorsunuz his olarak. Yani bir kamera hiç titremeden dursa ve karşındaki adam konuşsa, biz onu izleyen insanı şöyle pozisyonda gözünü ona dikmiş duran bir insan olarak hayal ediyoruz. Değil mi? Ama hafif titremeye ve sallanmaya başlasa
beraber koşup nefes nefese kalmış iki tip gibi geliyor bize ve biraz daha gerçekçi görünüyor. Etkinliğin sonunda İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Belkıs Ayhan Tahran tarafından Güvezne ve Erün'e teşekkür belgeleri takdim edildi. Ya bir fotoğraf alayım. Bizim için de gelsin hep beraber. Evet.